her 150 kişiden biri çölyak hastası Türkiye'de. Görülme sıklığı aslında %1 ile binde 3 arasında değişiyor ki, özellikle akraba evliliklerinin fazla olduğu ülkelerde çölyak hastalığının daha da önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Türkiye'de tahmin edilen rakam 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası olduğu. Ancak tanı konmuş hasta sayısına baktığımızda Türkiye'de 25 bin ile 75 bin arasında çölyak hastası olduğunu görüyoruz. Çölyak hastalarında tedavi dediğimizde glutensiz diyet, glutensiz besinlere kolay ulaşımı tartışmamız gerekiyor. Tabii ki burada diyetle birlikte, gıdaya kolay ulaşımla birlikte maliyet sorunlarının da hemen devreye girdiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'de glutensiz besinlerin üretimi yok. Esas sorun bu. Türkiye buna sorun, bu soruna sorun diye yaklaşırken öncelikle bu ürünlerin üretimini sağlamamız gerekiyor. Glutensiz ürünler Türkiye'ye ithal ürünler olarak getiriliyorlar ve ithal edilen ülkelerde bu ürünlerin fiyatları son derece makul iken, ithal edilmeleri nedeniyle üzerine gümrük vergisinin de ilave edilmesiyle örneğin glutensiz ekmeğin fiyatının Türkiye'de 7 kat fazla olduğunu, gluten içermeyen yiyeceklerin fiyatlarının yurt dışından 7 kat, 10 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki birinci sorun ve çözmemiz gereken sorun glutensiz ürünlerin Türkiye'de üretiminin sağlanması. Bakın 2011 yılında daha feci bir düzenleme ile karşılaşıyoruz. 11 Mart 2011'de Sosyal Güvenlik Kurumu bir tebliğ yayınlıyor ve diyor ki, çölyak hastaları için gıda ürünlerinin bir kısmında geri ödemeyi kaldırıyoruz. Bu ne demek? Bizim seçtiğimiz ürünleri çölyak hastaları yesinler ama bizim pahalı bulduğumuz ürünleri parası olan çölyak hastaları yesinler. Paraları varsa alsınlar, onun dışında biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bunu ödemiyoruz diyorlar. Ve ürünlerin hepsinin reçeteye yazılma zorunluluğu da 2011 yılında kaldırılıyor. Bakın 2011 yılına kadar hekim raporu ile glutensiz diyete çölyak hastaları rahatlıkla ulaşabilirken 2011 yılından sonra bu iş değişiyor ve son noktada geldiği yere baktığımızda diyorlar ki artık biz size bu reçete işinden de vazgeçiyoruz. Çölyak hastaları bundan sonra nakdi yardım ile glutensiz besinlere ulaşacaklar. Ve gıda satışında azalma ortaya çıkıyor. Örneğin bir aile başına glutensiz diyet için 5 bin lira nakdi yardım yapılıyorsa, bakılıyor ki aileler bu nakdi yardımı glutensiz yiyecekleri almak yerine evin diğer ihtiyaçlarını da karşılamak için kullanıyorlar. Ve glutensiz besinlerin satışı 2011 yılındaki bu tebliğden sonra %50 oranında azalıyor. Hasta mı azalıyor? Hayır. Hasta sayısı aynı. Ama çoğu yoksul olan aileler nakdi yapılan yardımı çocukları için değil, evdeki hastaları için değil, evin genel ihtiyaçları yönünde kullanma yoluna gidiyorlar. Bir başka sorun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aslında sağlık yeteneği yönetmeliğine göre çölyak hastaları askerlikten muaf. Buradaki sorun ne? Bu hastalar genelde üniversite hastanelerinde biyopsi yapılarak tanı konmuş hastalar. Ama askerlik yaşına gelince Milli Savunma Bakanlığı diyor ki ben bu tanıyı, bu teşhisi kabul etmem. Ben sil baştan başa geçeceğim. Yeniden tanı sürecini başlatacağım. Ama tanı sürecinin başlayabilmesi için de hastaların gluten diyetine son veriliyor. Yani diyorlar ki hele biz siz glutenli yemeye başlayın, semptomlar ya da bulgular ortaya çıksın, ondan sonra biz size tanı yöntemlerini uygulayalım. İşte bu noktada da askerliğe gidişle birlikte kişilerin sağlık durumlarında bozulma görüyoruz. Burada da bir ortak noktanın oluşturulması gerekiyor. Son bir sorun olarak da bu hastaların engellilik durumunun tartışılması gerekiyor. Bakın bu hastalar mutlaka ve mutlaka gıda engelli olarak kabul edilmelidirler. Örneğin Avusturya'da çölyak hastaları %65 oranında
engelli hasta olarak kabul edilmektedir. Bizde de en az %50 oranında bir engellilik durumunun kabul edilmesi, gelir vergisinden muaf olmaları, sakatlık indirimi uygulanması, daha kolay iş bulmaları, erken emeklilik, kamu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanım. Sanıyorum tüm bunları ele aldığımızda çölyak hastaları için daha umutlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Usluer.